Herkese merhaba, ben Ahmet Akın. Değerli arkadaşlar, Yunus Uygun hocamızla birlikte sizler için hazırlamış olduğumuz Read for Speed 1 kitabının küçük bir tanıtımını yapacağım size. Çok soruluyor çünkü. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Kitabımız 1 ve 2 parçadan oluşmakta. Yani İngilizce metinleri içeren, 100 parça içeren Volume 1 yazan Read for Speed ve yanında yine aynı ebatta olan Türkçe çevirileri bölümü. Böylelikle ne istedik? İngilizce okuma parçalarının da tercümesi içinde olsun. Peki neden iki ayrı kitap olarak basıyoruz ya da bastırdık? Şundan dolayı, İngilizcelerini çalışırken en arkadan bir de Türkçesini açıp görmek çok zor olacağı için sizler için ayrı bir kitap yaptık ki yan yana koyduğunuzda şıkır şıkır görün değerli dostlar. Peki kapağını çevirelim. Mesela 56. ünite, örnek bir ünite var karşınızda. Parçalar nasıl ilerliyor? Öncelikle pre-intermediate düzeyde, yani orta altı ve orta düzeyden üst düzeye kadar giden ama abartmayan 100 tane parça var değerli arkadaşlar. Öncelikle hedef kelimeler tablolu olarak gelip içlerinde bir nedir Türkçelerini vererek kendi içinde bir sözlük oluşturuyor. Sonra gördüğünüz gibi okuma parçasına geçiliyor. Resimli ve renkli basılan bu kitapta 5 seçenekli, 4 seçenekli değil, sadece 2 seçenekli ve hemen metnin olduğu yere tercih edilecek şekilde ayarladık. Neden böyle yaptık? Çünkü alta seçenekler koyduğumuz zaman konudan kopuluyor diye düşündük. Hemen metin içerisinde hangi kelime daha doğruysa onun seçimi yapılsın istedik. Bir kelime, preposition, gramer, konusu bağlaç, yine kelime şeklinde dağıtarak götürdük. Yani kelime, bağlaç, preposition olmak üzere değişerek gidiyor değerli arkadaşlar. Ünite bittiğinde bazıları bir sayfa, bazıları iki sayfa sürüyor ki ilerledikçe iki sayfaya kadar çıkıyor. Daha sonra parça içinden geçmiş olan cümlelerden alıntı yapılıp bu cümledeki örneğin demise kelimesi hangi anlama geliyor diye soruyor. Ama iki seçenek de bıraktık. Niye? Daha rahat, daha hızlı ilerleyin diye. Yani demise, resurrection mı demek yoksa death mi demek? İşte iki numarada gördüğünüz gibi aware ifadesi conscious mı, inattentive anlamına mı geliyor şeklinde sorgulamalar yapılıyor. Exercise 2'ye geldiğimizde bir sonraki sayfada 2 ile 3 alt alta aslında şeyi göreceksiniz. Yani yine metin içerisinden alınmış 5 cümle var. Metni göremiyorsun. Yukarıda verilen şuradaki kelimeleri bu doğru yere yerleştirmek gerekiyor. 5 kelimeyi 5 cümle içine yerleştirme meselesi. Yani kelimeyi cümle içine yerleştirmeyi zorunlu hale getiriyor. En son olarak da burada yine parça içerisine geçmiş olan kelimeleri Türkçeleriyle eşleştirmesiyle kitap bitmiş oluyor değerli arkadaşlar. Evet, 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda oluşturduğumuz, filtrettiğimiz, tercümesiyle birlikte verdiğimiz Read for Speed'in içeriği budur değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum, sadece sınava hazırlananlar için değil, İngilizce kelime, okuma ve dil bilgisini metin içerisinde geliştirmek isteyen ve okurken hız yapmak isteyen herkes için. Kolay gelsin.